Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köfteli, domates soslu spagetti yapacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak domates sosunu hazırlayacağım. Çünkü domates sosunun böyle kısık ateşte bir yarım saat pişmesi lazım. Onun için soğanlarımı doğrayarak başlayayım. Bayağı acıydı soğanlar. Bizi ağlattı. Şimdi sarımsakları da incecik doğrayacağım. Evet, sarımsakları da incecik doğradım. Şimdi sosumuzu yapacağız. Biraz derin bir tencere olması gerekiyor. Önce zeytinyağı döküyorum. Yağımızı sindikten sonra içerisine soğanları koyup böyle iyice kavrulana kadar pişireceğiz. Şimdi sarımsakları da içine ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımız birazcık böyle renk alması gerekiyor. O zaman şekeri ortaya çıkıyor. Sos daha lezzetli oluyor. Şimdi domatesini ekleyeceğim. Böyle benim yazdan kalma güzel bir domates sosum vardı. Bunu ekliyorum. Sosu bir yarım saat pişireceğimiz için böyle sadece domatesi kalacak. O yüzden ona ilikli kemik suyu veya sebze suyu, hiçbir şey yoksa da birazcık su eklemeniz gerekiyor. Ben bugün sebze suyu ekleyeceğim. Sosumuz kaynamaya başladığında birazcık sirke ekliyorum. Çok az da şeker ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet, sosumuz kaynamaya başladı. Şimdi sosu lezzetlendireceğim. Böyle 1-2 yaprak defne yaprağı bırakacağım içine. Fesleğen çok yakışıyor. Böyle yaprak yaprak. Fesleğini biraz bol koyacağım. Böyle biraz kekik dalları koyacağım. Böyle bütün koyuyorum. Sonra içinden alacağım onları. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Güzelce bir karıştırıyorum. Sonra kısa alıyorum. 25-30 dakika kadar pişecek. Sosumuz pişerken biz de köftelerimizi hazırlayalım. Güzel dana döşten çok güzel oluyor bu köfte. 300 gram kadar bir kıyma var. Ben böyle bayat ekmekleri rondodan çekiyorum ve dondurucuya koyuyorum. Böyle köfte yaparken bunları kullanıyorum. İçine bir tane yumurta ekleyeceğim. Bu arada bu köfte benim anneannemin tarifi. Anneannem yumurtasız köfte yapmazdı. O yüzden bende de alışkanlık oldu. Muhakkak bir yumurta ekliyorum. Bir de bol sarımsak ekleyeceğim. Tuzunu ekleyip peşine de karabiber. Şimdi iyice yoğuracağız bunu. Tabii ki çok lezzetli bir köfte yapmanın en önemli püf noktası çok yoğurulması. Hatta yoğuruyoruz, dolaba koyuyoruz, sonra çıkarıp bir daha yoğuruyoruz. Ama bu makarna için gerekmiyor. Evet, gayet güzel oldu. Bütünleştiler. Böyle minik minik toplar yapacağız. Bu arada ekmek kullanmak istemezseniz, çünkü makarnanın içine gireceği için böyle daha et olsun istiyorsanız, sadece tuz, karabiber ve sarımsakla da yoğurabilirsiniz. Ama biz böyle seviyoruz. Bütün ekip ekmekli seviyor bizde. Sonuncu köftemizi de yaptık.
Şimdi ben bunları tavada bir az yağda böyle çevirerek pişireceğim ama isterseniz fırına da atabilirsiniz. 180 derecede böyle dış kısımları kızarana kadar pişirebilirsiniz. Şimdi sosumuz burada zaten pişiyor. O arada kettle'da su kaynattım. Makarnanın suyunu da hazırlıyorum. Tavaya birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Çok az. Şimdi köfteleri böyle üst üste gelmeyecek şekilde tavaya diziyorum. Köftelerimiz burada pişerken biz de makarnaları haşlayalım. Bu arada sosumuz şuradaydı. Biliyorsunuz kısık ateşte pişerek bu kadar azaldı. Şimdi şu içine attığımız dalları alıyorum. Köftelerimiz de pişti. Şimdi köfteleri sosun içerisine alıyorum. Onunla da birazcık pişmesini istiyorum. Böyle sosla güzelce karıştırıyorum. Böyle bir 2-3 dakikada köftelerle pişireceğim sosu. Makarnamız da tam böyle 7-8 dakikada haşlandı. Birazcık al dente yaptık. Tam böyle İtalyanlarınki gibi. Şimdi makarnaları köfteli sosumun içine alacağım. Böyle biraz sulu sulu alıyorum. Çünkü makarnanın suyu da nişasta olduğu için sosa kıvam veriyor. Makarnayla da karıştıracağım. Evet, makarnamız hazır. Şimdi böyle sunumu hazırlayalım. Hem bizlerin hem çocukların bayılarak yiyeceği köfteli domates soslu spagetti tarifini beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.